Evet efendim. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz yayınıma. Bugün 25 Aralık 2020 Cuma. Haftanın son işlem günü Cuma gününü de yavaş yavaş uğurluyoruz. Önemli bir haftaydı. E, yabancılar açısından şu an Noel başladı. Amerika'da piyasalar kapalı. Noel tatilindeler e, ve artık 2020'yi bitirmeye de sayılı günler kaldı arkadaşlar. Dün merkez bankası toplantısı vardı, yılın son toplantısı ve önemli bir toplantıydı. Bunu takip ettik, dün canlı yayın yaptım. E, geldiniz, destek verdiniz, teşekkür ediyorum. İzlemeyen varsa dünkü kararla alakalı yorumlarımı da e, dünkü yayından izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi önce bir piyasaya bakalım. E, şunu söyleyelim, dünkü merkez bankası toplantısı 200 bas puanlık bir faiz kararı aldı ve bizim politika faizimiz yüzde 15'ten 17'ye geldi. An itibariyle 764 seviyelerinde olan dolar kurunu biz an itibariyle bir anda 7.56'lara inmiş gördük buradan canlı yayında takip ettik. 7.50 bandına geldi biraz daha düştü 7.54'leri gördüm. Şu anda zaten 7.54 seviyelerinde dolar kuru. Yani kuru zaten amaçlardan bir tanesi faizi yükseltmemizin amaçlarından bir tanesi zaten bu kuru düşürmekti. Ve dolayısıyla da ne diyorduk? Dedik ki biz hani Yapılacak faiz artışı 200 bas puan olsa bile hani ben böyle düşünüyordum. Hani doları böyle çok böyle 7.50'lerin altına geleceği yani gelse bile oralarda çok tutunmaz dedik. Dip seviyeler 7.50 şeklinde konuşmuştuk. Son 3 ay için baktığımız zaman son 3 ay doların kur, kurun hani gidişatına baktığımız zaman dip seviyelerin zaten 7.50 seviyeler olduğunu görüyoruz. Bu noktada işte faiz artışıyla beraber dünkü faiz artışıyla beraber de 7.64'leri fiyatlayan bir piyasa ve neticede de 7.54'lere gelen bir kur gördük. Bu çok büyük bir çekilme mi? Çok büyük bir çekilme değil aslında. Şunun için değil. E, normalde zaten dolar kuru biz 7.85 seviyelerinde biliyorsunuz uzun bir süre tuttuk. E, ama ondan sonra piyasanın e, Merkez Bankası'nın artık faiz artışına kesin gözüyle bakmasından dolayı zaten kur bunu fiyatlamıştı. Önceden 7.60 bandına gelmişti. Ha karar çıktı çıktıktan sonra da işte 7.50 bandına yerleşmiş durumda. Ee, buradan daha aşağıya gelir mi? Çok aşağı geleceğini ben dolarda artık dip seviyeler buralar olduğunu ve buradan e, yukarı çıkacağını düşünüyorum. Sanki yılı böyle kapatacağız öyle söyleyelim yani hani kur için olabilecek en iyi seviyeler dediğim gibi bir miktar çok az bir miktar altına gelse bile işte bu oralarda çok kalmayacak yeni yılda da bu seviyelerin üzerinde devam edeceğiz arkadaşlar şimdi faiz artışının Tabii ki en önemli sebeplerinden bir tanesi birçok sebebi var ama bizim bu doları biliyorsunuz Kasım ayındaki yönetim değişikliğinden önce e, kuru 850'lerin e, üzerine atan bir kurla karşı karşıyaydık. Ondan sonra da farklı bir e, şu anda para ve kur politikası 2021 yılı için bir sıkılaştırma e, ve işte e, devamında da faiz artışının devam edeceği yönünde şu anda e, zaten verilerimiz Verilen mesajlar böyleydi. Ve Merkez Bankası da hakikaten beklenen piyasanın beklentisi yönünde de bir karar aldı. O 200 bas puanlık faiz artışını yaptı. Şu anda faiz oranları geldi %17'ye. Şimdi dolar açısından bu böyle. Altın gram altın açısından baktığımız zaman yılı artık yavaş yavaş bitirirken daha doğrusu bugünkü hadi son işlem gününü diyelim. Gram altında biraz yukarı gitti. Ondan sonra tekrar aşağılara indi 457 şu anda TL seviyesinde gram altın. Bu seviyelerde altın için bence iyi seviyeler hani alım için uygun gibi görünüyor. Ee, ve devam ettiğimiz zaman ons altına bakalım. Ons altında e, ne dedik? 1880 seviyelerine gelen bir ons altında karşı karşıyayız. 1879-1880 seviyelerinde. Şimdi altının onsu e, Hani 1900 doların çok böyle üzerine çıkmayacağını düşünüyordum ben yıl hani kapanırken artık bu, bu, buradan çok bir hareket olmaz zaten. Dolayısıyla yıl hani bu seviyelerden kapanmış olacak. Şimdi buraları çok değerlendirmeyelim. Başka konulara çünkü değinmek istiyorum. Yine bir dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi de işte dünyada zaten bu hafta dolar endeksi e, düşme eğilimindeydi ve bütün dünyada hani dolar düşüyor arkadaşlar. E, Endeks de 90'la yakın durumda 90.25 yani 90 seviyelerinde kaldı öyle diyebiliriz. E, borsa tabii ki dünkü faiz artışından sonra bir pik yaptı kendi e, şeyinde e, bir yükseliş oldu. Şu anda baktığımız zaman BIST 100 endeksini 1.435. 1.43-44 seviyelerinde görebiliyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii ki bu faiz artışı yüksek faizli bir döneme girdiğimizi bundan önceki yayınlarda ben defalarca dile getirdim. Hani arkadaşlar dedim yüksek faizli bir döneme girdik. Bundan sonra faiz yükselecek. Çünkü bunun sinyalleri önceden geldi. Zaten Kasım ayında 475 bas puan geldi. Zaten bu kapalı yapılan bir şey değil. Hakikaten Naci Ağbal'ın, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal şu anda piyasayla inanılmaz böyle şeffaf bir biçimde her şeyi paylaşıyor. Diyalogları çok iyi, sürekli açıklama yapıyor. Bakın bugün de mesela bir açıklama var ve hani... Bu sürecin devam edeceğini söylüyor. Fiyat istikrarından bahsediyor kendisi ki biliyorsunuz geçtiğimiz hafta, bu hafta değil geçen hafta da yine 2021 ile alakalı bir sunumu yaptı kendisi. Orada da sıkılaştırma var. Faizin gerekirse faizin artacağı, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı gibi gibi şeylerden bahsetti kendisi. Dolayısıyla dedik ki biz bunu sinyalleri Kasım ayında gelmişti yüksek faizli bir ortama girdik dedik arkadaşlar. Şimdi biraz kredilerden biraz faizlerden bahsetmek istiyorum bugünkü yayında bu önemli bir konu çünkü. Özellikle işte konut alacak olan, araba alacak olan, ihtiyaç kredisi kullanacak olan bu cephede birçok insan var. Ee, çok fazla soru geliyor alalım mı almayalım mı diye. Ee, bakın işte bir o hani beğenmediğiniz kredi işte bir iki puan daha arttı. Öyle söyleyebiliriz. Ve bu artış devam edecek. Yani yüksek faizli bir ortama girdik arkadaşlar. 2021 yılının ilk en azından kış dönemi bahara kadar böyle bir yüksek faizli bir ortamdan geçiyor faizler yükselmeye devam edecek yani düşer mi diye bana sormayın artık çünkü şu anda düşmesiyle alakalı hiçbir sinyal yok böyle bir şey mümkün görünmüyor şu anda. E, tam tersine faizler artarak devam edecek gibi duruyor. Öyle görünüyor. Gelen e, bütün mesajlar, yapılan e, bütün e, her şey bu yönde şu anda görünüyor. Şimdi Ocak ayı e, tabii bu bütün kredi musluklarının da kapanması anlamına geliyor bu arada. Bakın. Ha. Yani faizler yükseliyor. Bankaların da kredi verme iştahı yok. Evet o yaz dönemi yaşadığımız e, genişleyen, e, bol paralı bol kredili dönem yok artık arkadaşlar. Yani bunu unutun biraz piyasayı biraz ortamı biraz işte bir şeyleri düzeltiyor olmamız lazım. Çünkü para giriyor olması gerekiyor devletin kasasına. Merkezin rezervleri şu anda çok düşük ve hani biraz döviz koymamız lazım. Cebe biraz döviz rakamını arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda o nedenle faiz artışı ve faiz artışıyla beraber çok da bankaların artık eskisi gibi kredi musluklarını açmadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. tabii kredi bilteniz çok yüksektir. Gidip almak isterseniz elbette alabilirsiniz. Yüksek faiz oranından kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Okey ona diyecek hiçbir şey yok. Ama hani o yazın her gelene en azından bir 3 bin, 5 bin, 10 bin esnafa verilen krediler. Işte bunlar şu anda bitti. Bunlar şu anda biraz biraz Bunlar için bekleyeceğiz ki zaten yaz dönemi yaşadığımız kredi genişlemesinin bize çok bir faydası olmadı, sadece bir aspirin tedavisi oldu. Çünkü geldiğimiz nokta işte Eylül ayı, Ekim ayı ile beraber yine yüksek kur, yüksek bir dolar kuruyla karşılaşmamız oldu. Maalesef bizim faiz, kur, enflasyon sarmalımız böyle bir türlü bitmek bilmiyor arkadaşlar. Şimdi faiz cephesine baktığımız zaman özellikle ihtiyaç kredisinde %22 Yüzde hatta 23 seviyelerini bulmuş bir faiz var şu anda ihtiyaç kredisinde. Konut kredisine baktığımız zaman şu anda hala veriler değişmedi ama konut kredisinde zaten 1.80'leri maliyetleyen bir şey vardı kredi oranı vardı. Dolayısıyla 2 puan daha üzerine koyun işte bu %2'lere gelecek anlamına geliyor ya yani ortalama da hani yine yani yüzde ikileri bulan bir konut kredisiyle karşı karşıyayız çok kullanmak çok mantıklı değil ama hani küçük miktarlarda hep ben şunu söylüyorum hani bunun içinde beklenilmez çünkü yani konut ...eğer bütçenize uygun al almak zorundaysanız... ...yani mecbur alacağım ve gerçekten çok iyi fiyata bir yer buldum... ...burası tam böyle istediğim gibi adamda fiyatı düştü... ...hiç alınmayacak bir rakam falan diyorsanız eğer... ...zaten yani o noktada paranızın yetmediği yani küçük bir kısım kullanılabilir. Sonradan kapatırsınız ya da sonradan yapılandırırsınız diyemiyorum. Bu yapılandırmayı da hemen burada bir parantez açıp söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok soruyorsunuz bunu... Şimdi yapılandırma e, daha önce yıllar öncesine gittiğimiz zaman bankaların yaptığı bir şeydi çünkü piyasalar o zaman bir sakindi. E, son iki yılla baktığımız zaman e, artık böyle hani faiz oranları çok oynak yani bir böyle ikileri ikilerin üzerine atıyor ondan sonra bir aşağılara iniyor bir seferde yüzde birlerin altına iniyor. E, yani buradaki politikalar biraz böyle şey. Ee, çok istikrarlı olmadığı için e, hep böyle piyasayı hareketlendirmek için özel bir şeyler, özel kampanyalar vesaire yapıldığı için ve maalesef ki maalesef bankalar kredi yapılandırmıyor arkadaşlar yapılandırmaya sıcak bakmıyor yapılandırma yapılandırma tüketiciye verilmiş bir hak ama maalesef bunun şey olması lazım yani iki taraflı olması lazım yani bu sadece bankanın ya da sizin rıza göstererek yapacağınız bir şey değil bankanın da sizin de birlikte rıza gösteriyor olması lazım yapılandırma için şimdi bir kredi çekecekseniz ziyat çekmek zorundaysanız eğer lütfen kısa dönemde yapılandırmadığı düşünmeyin bile hiç hani çok uzun vadede hani belki hani 3-5 yıl sonra filan belki bir yapılandırma şansınız olabilir piyasalar iyice istikrara kavuştuktan sonra. Diğer taraftan tabii ki özellikle konut çepesinde kredi kullanımı iyiden iyi diplere vuracağını göreceğiz. Çok 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 düşecektir. Nakit alımlar artacaktır. Çünkü bizde genelde kredi kullanımı ne zaman ki o psikolojik sınır olan %1'lerin altına geldi 0.99 mesela o zaman böyle bir şey yapıyor. Bir insanlar o psikolojik sınırı gördükten sonra kredi kullanımı başlıyor. Dolayısıyla hani şu seviyeler de baktığımız zaman hani konut kredi cephesinde de artık kredi kullanımının iyice aşağıya düştüğünü göreceğiz arkadaşlar. Tekrardan altını çizerek söylüyorum. Yüksek faizli bir faiz ortamına girdik. Böyle bir piyasa artık bizi bekliyor. 2021'in en azından en azından bahara kadar yani en şeyi söylüyorum en az hani Ocak, Şubat, Mart'a artık hani kesin gözüyle bakın yüksek faizli bir ortam gözüyle bakabilirsiniz. Zaten bir taraftan pandemi devam ediyor ee, ve 2021 yılı için Merkez Bankası sıkılaştırmaya e, gitti. Yani sıkılaştırma, kredi genişlemesi olmayacak. Bol kredili dönem bitti. O yaz dönemi unutun. 0.70'ler, 60'lar, 80'ler. Yani bu faiz oranlarından hiçbir beklentiniz olmasın en azından bahara kadar. Ve neticede bankalarda çok iştahlı değil e, şey e, faiz f, kredi kullandırma. E, ne yapacaklar size söyleyeyim e, bu dönem böyle parası olan için e, yüksek faizli ortamda mevduatta faizin mevduatta parayı değerlendirmek için bir iyi bir ortam olduğunu söyleyebilirim e, risk sevmeyenler açısından özellikle risk sevmeyenler açısından söyleyebilirim altın içinde altın içinde alım için özellikle gram altın yurt içinden bahsediyorum. Gram altında da e, bence fiyat e, alım için hani bu seviyeler iyi. Yani neticede 540'lardan 450'lere gelmiş bir gram altından bahsediyoruz. Yani daha ne olsun? Bu seviyeler e, alım için uygun olduğunu düşünüyorum. E, soranlar oluyor. Hani bu sorulara da cevap vermiş olalım arkadaşlar. Bakın bankaların şuradan bakıyorum kredi hacmine yaz dönemi genişleyen bir kredi haçmi ve yavaş yavaş işler terse dönüyor. Özellikle 11-18 Aralık haftasında faizlerin iyice yükselmesiyle beraber musluklar kapandı ve kredi haçmi kamu bankaları dahil olmak üzere böyle bir kredi genişlemesi bitmiş durumda arkadaşlar. Sert faiz artışları 475 bas puan, arkasından 200 bas puanlık. Bunlar sert faiz artışları şu anda %10. Nokta, %10 seviyelerinde olan ve uzun zaman pas geçen Merkez Bankası son 2 aydır yüksek sert faiz artışlarıyla kurla mücadele edebilmek ve ee, enflasyonla e, enflasyonda göz önünde bulundurduğumuz zaman e, böyle bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Evet bakalım başka başka buradan atladığım bir şey var mı diye bakıyorum bakıyorum. Arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim size yüzde e, politika faizimiz 2018'de e, biliyorsunuz kur şokundan sonra en yüksek faizi yüzde 24 ile e, 2018'de görmüştük. Ondan sonra e, %24 e, faiz ortamından sonra sonra düşen bir faiz %8'lere kadar geldi. 2020'ler yani bu yılın e, ortalarında en yüksek en dip seviyeleri gördük. Hani bunlar tarihe not. Bu nedenle üzerine basa basa söylüyorum unutmayalım bu günleri. %8.25'lere gelmiş bir faiz var. Yaz dönemi ondan sonra %10.25 ve son 2 aylık hızlı sert bir yükselişte %15 ve %17'lik bir faiz ortamı görüyoruz arkadaşlar. Bugün Naci Ağbal'ın şu açıklamasını da söylemeden geçemeyeceğim. Kendisinin dediğim gibi dünkü faiz artışından sonra gerçekten piyasayla böyle çok uyumlu, inanılmaz böyle paralel bir şekilde bütün yani şeffaf ve her şeyi olduğu gibi hani bunu bekliyorduk. Yani bunu bekliyorduk. Güzel diyalog, iyi iletişim, şeffaflık beklediğimiz şeyler bunlardı. Ve Naci Ağbal'ın bugünkü açıklaması da şu. Kendisi Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinin kararlı bir şekilde devam edeceğini, fiyat istikrarının fiyat istikrarının önemine dikkat çekiyor. Burada ve hani bütün bu açıklamalar zaten 2021 ile alakalı kendisi para ve kur politikalarından bahsetmişti. Sıkılaştırmanın da devam edeceği yönde. Bir de şuna da bir değinelim de ondan sonra kapatalım. Bakın gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika. Gelişmekte olan ülkelerin faiz oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda en yüksek faiz oranı %17 ile politika faizi bizde. Bizde enflasyon %14. Yani biz 3 puan daha Fazla yaz fazla veriyoruz. enflasyon üstünde bir faiz ortamımız var. Maalesef işte yani bu biraz da yabancılara gel gel demek. Brezilya'ya baktığımız bir zaman Brezilya'da enflasyon yüzde yüzde 4.3, orada politika faizi 2. Yani enflasyon altında bir faiz var. Rusya'da faiz de enflasyon başa baş gibi %4 e, seviyelerinde. Hindistan'da politika faizi %4 ken enflasyon 6.9 yani enflasyon daha yüksek faizden. E, ve Güney Afrika'ya baktığımız zaman Güney Afrika e, %3.5 olan faize karşılık enflasyonu 3.2. Yani en yüksek enflasyonla politika faizini faizi karşılaştırdığımız zaman gelişmekte olan ülkelerdeki oranlara baktığımız zaman eksiler var. Güney Afrika 0.3 ile artı da buradaki buradaki %3 fark ile gelişmekte olan ülkeler arasında faiz oranı fark atarak en üst seviyeye çıkan Türkiye ve enflasyondan da %3 daha fazla veriyor. %17 dünyadaki en yüksek faiz bizde arkadaşlar ve gelişmekte olan ülkeler arasında da yani %17 bize yaklaşan böyle bir rakam yok. Yani böyle Hani o beğenmediğimiz yüzde sekizler var diyor. Öyle bir şey de yok yani. En yüksek. Şu anda politika faizi yüzde dört. O da Rusya'da 4.3 seviyelerinde. Evet çok konuştum galiba. şimdilik iyi hafta sonları diliyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz bu arada. Ya hep unutuyorum söylemeyi. Lütfen yani abone olun, abone olun. Abone olmadan izleyip geçmeyin. Beğenin ve videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. Mutlaka beğeni atın. Mutlaka yorumlarınızın tamamını okumaya çalışıyorum. Gerçekten okuyorum. Cevap veriyorum bunlara. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü gerçekten hani büyük emekler verilerek bu yayınları yapıyorum. E, dolayısıyla desteklerinizi bekliyorum. Verdiğiniz destekler için de beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın diyorum.